KKK'yi sunar. Pilatesimizi yaptık. Muhteşem, canlı canlı. Kendimizi harika hissediyoruz. Yeşil çaylarımızı da yaptık. Böyle yeşil çaylarımızı içerek. Çok değerli konuklarım var. Harika bir sinema filmi var esasında. Onların yolları böyle bir kesişmiş. Şimdi anlatacaklar. Çok da güzel konular konuşacağız. Sevgili Emir Benderlioğlu ve sevgili Gönül şu anda canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok harika görünüyorsunuz. Enerji yüksek. Yüksek. Dedim ki Azerbaycan'a gidip geliyor musun? Nasıl hani ayarlıyorsun kendini diye. Ama Türkiye'de yaşıyorum dedin değil mi? Türkiye'de yaşıyorum. Bir sene önce taşındım. Yerleştim. Yerleştim. Hı-hı. Evet. Çok da mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Beni Hı-hı. çok iyi karşıladı. Ama tabii sık sık gidiyorum. Çünkü oğlum Bakü'de. Evet. Şimdi annen mi bakıyor? Annem bakıyor. Kaç yaşında? 8 yaşında. Allah bağışlasın. Evet. Dün tiyatro oyunu vardı. O yüzden Bakü'ye gittim ve döndüm hemen. Sırf izlemek için. İzlemek için. Tabii değer ama. Için. Çok önemli. Evet, çok önemli. Ve yani inşallah en yani kısa zamanda beraber olacağız. Öyle düşünüyorum. Hayalim. Tabii yani belki onu da buraya getirip. İnşallah. İnşallah. Neden olmasın? Tabii, tabii canım yani. Neden olmasın? Evet, Emir bir fenomen. Estağfurullah. Deli. Bizim filmden bahsediyorsun sen. Deli Dumrullah esasında değil mi? O kaç evet. ne zamandı? 2009. 2009 bayağı bir zaman olmuş. Evet, evet. Yani tabii Türkiye'de bazı ama internette hala izleniyor bildiğim kadarıyla. Evet, yani Türkiye'de bazı kavramların tabii yeri değiştiriliyor. Bir kült film kavramı vardır. Biliyorsunuz işte böyle bir şey oldu yani çok sevildi, çok beğenildi ve insanlar onu yaşatıyorlar. Televizyonlarda da yayınlanıyor herhalde bilmiyorum. Çok sevildi. Çok sevildi. Evet doğal bir işti o. Şu anda görüntüleri. Ya şimdi evet. siz severek bir iş yaptınız mı? Siz eğlendiniz mi? Keyif aldınız mı? O keyif geçiyor yani yansıyor insanlara. Ya yansıyor tabii ki orada... Eğleniyorsan, tabii. kendini oraya ait hissediyorsan tabii. o zaman bence zaten bitmiştir yani kesinlikle. Tabii yaptığınız işten emin olmak çok önemli. Çok. Yani şimdi bu tabii bunun karşılığı Türkiye'de bazen çok çabuk gelmeyebiliyor. Hı-hı. Yani ama mutlaka geliyor. Deli Dumrul'da tabii hani böyle bir maço, kabadayı evet. hava olduğu için tabii Türk insanı seviyor esasında. Yani hani seviyor. Hoşuna gidiyor, yakın. Hanımlar da seviyor. Hanımlar da seviyor evet. tabii. Evet. Erkekler de seviyor, çocukların bile ilgisini çekiyor tabii, tabii. Yani o tavırlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, Deli Dumrul'u çocuklar çok sever. Bizim Kız Kaçıran'ı da çok seviyorlar. Yani bayılıyor Hı-hı. çocuklar Kız Kaçıran'a. Yani. Şimdi tabii böyle iki kadın arasında olduğun için Gönül'e de sorayım ben. Sen maço sever misin? Aslında şöyle bir şey var ve artık bence bu bir kural. Kadınlar hep kötü erkekleri sever. Yapma. Yok. Ya öyle. Ya öyle gerçekten öyle. Hani yapma. Işte tabii burada kötüyü de açmak lazım. Kötüyü de açmak lazım tabii. Ama macho da artık kötü anlamına ufacık geliyor yani böyle işte. O zaman sevmemeye çalışmak lazım ama değil mi? O bizim elimizde değil bu erkek dünyası. Onlar başrol kahramanı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani kadın ne kadar başarılı olursa, ne kadar işte kendi kendine böyle güzel ama sürekli yani arkasında birisi çıkıyor. Hello. Ben de varım diye. Ne bileyim. Nereden işte. Tanıştım sen ne diyorsun sonra? İşte evet en önemlisi samimiyet yani samimiyet. Emir gülüyor. Niye gülüyorsun? Ya doğru şimdi, diyorum. Sevgili Gönül'e karşı ama bak çok argüman, içten doğru bir şey söyledi. Şimdi şöyle maalesef haklı. Maalesef haklı. Evet maalesef haklı. Yani bu tabii ki hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değil böyle olması ama öyle oluyor yani ama ben tabii. Arzu ettiği değil derken bile böyle bir hani hoşuna gidiyor yani. Ya tabii canım şimdi bu burada işte kibir devreye giriyor. Ego normal devreye. Hayatında var mı bu Emir onu merak yok. Ettim. Çünkü yok. Böyle bir tarzında sanki var gibi hissettim hayır, ama. Yok yani yok. Kötü bir çocuk telefon değilim diyorsun. Bağlantısı alın istersen. Yok yani bir şey. Kötü çocuk yani, değilim diyor. Yaramazımdır ben. Yaramazlık yani, yaparsın. Tabii tabii ya yaramazımdır. Yani eğlenmeyi severim, şakalaşmayı severim filan ama onlar maçoluk değil herhalde. Yaramazlığın içine neler giriyor mesela? Minik yalanlar. Yok. Şapkınlık. Yalan yok asla öyle bir şey yok yani. Evlilikten önce haline dönsek? Ben kimseyi aldatmadım.
Öyle söyleyeyim. Yani. Aldatmak anlamına gitmiyor yani. Ama yaramazlık. Şimdi, oraya geldi de o yüzden. Yaramazlık ama çok genel bir kavram, böyle güzeldir yani. Hani tabii, tabii. İnsanı değil mi böyle hani yaramaz çocuk. Tabii ben çocuğum olduktan sonra da daha bir yaramazlaştım, onu da söyleyeyim yani. Onunla beraber yaramazlıklar tabii, tabii, yapıyorsun. Tabii, tabii daha keyifli bir hale geliyor. Yani işte mesela şöyle mi, tam yemeğe oturacakken ona bir atıyorum çikolata, dondurma bir şey. Onu asla yapamayız yani, onu yaparsak hanım tepemize biner. Şimdi tabii o şimdi ya yani çocuğun dünyası o yaramazlık. Neden? Çünkü o karakteri geliştirirken kendisini o şekilde ifade ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sizin içinizde o olunca o yaramazlık altyapısı veyahut da kapasitesi diyeyim ben size, o çocukla çok iyi bir iletişim ortaya çıkıyor yani. Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü çocuklar genelde yaramaz abileri seviyorlar. Evet. O yaramaz abi baba olunca da olay bitiyor. Süper. Evet. Yaramaz abi, yaramaz baba. Aynen. Yaramaz çocuk, güzel uyum. Tabii tabii. Güzel sağlanıyor. Kız kaçırır mı bir erkek? Vallahi kaçırıyormuş. Vallahi yani, var ya, ben de dün geçen hafta öyle bir şey duydum, şoka girdim. Yani var yani böyle gerçekte hani canım, şu anda şu devirden bahsediyorum. Tabii vardır yani muhtemelen. Ama bizimki normal bir kaçırma değil biliyorsunuz yani. Kız kaçırma. Nasıl peki kaçırma. Anlatın bakalım nasıl? Ha yani... fragmanı izleyelim önce. Hı-hı. Tamam, önce o zaman fragmanı izliyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Vazgeçmem. Eğer sorun çıkartırsak... Önce seni sonra kendim vururum. Ya gelin kaçırırken damadı kaçıranı ilk defa görüyorum. Ya ben hayatımda ilk kez kız kaçırıyorum. Ne bileyim böyle olacağını ya. Salon biraz boş gibi de sorun falan yok değil mi? Zaten geldiğinizden beri sorun da sorun deyip duruyorsunuz burada. Ben kız kaçırdım da abi. Ne? Kız mı kaçırmış? Düğünde sana iki bir şey taktım mı orkular? Para, altın, gümüş. Madem yolu bilmiyorsun, ne diye eline geçiyorsun? Ha benim şapşal kardeşim. Sen çocuklar gelecektin. Dedin mi bana Van Görücü alabanı gelecekti? Şuna bak, aynı çocukluğu. Hoppa. Herkes kavun yiyor, ne iş? Kavun festivali mi? Lan cenaze aracının kavun festivalinde ne işi var Şakir? Gelin kızımızı da evlenmeden kaçırdıysan hiç sorun yok. Bekar. Bekar. Arabada ölüm var. Siz bana el atarsınız. Ne? Bu ne diyor ya? Artık Hollywood yıldızları gibi güleceksiniz. Gülümsemenizi ufak detaylarla nasıl değiştirebilirsiniz? Özgüveninizi tavan yaptıracak detayların hepsini Doktor Çağdaş Kışlaoğlu anlatacak. Az sonra. Bana böyle çok eğlenceli geldi. Ben gidip izlemek istiyorum. Çok da emek var tabii ki arkasında ama biraz böyle gülmeye de ihtiyacımız var esasında genel olarak. Kesinlikle. O dramlar, ağlamalar, hani biz Türk insanı onu da sever ama o komedi, bayağı komedi film. Evet, film komedi filmi. Yani kız kaçıranı Emir anlatsa daha güzel olur çünkü. Yani kızı kaçıran Emir. Kız, evet. Hem de düğünden kaçırıyorsun. Öyle böyle değil. Hani bildiğin Ahmet, düğünden kız kaçırma. Ahmet aşık olduğu kızla ilgili bütün ümitlerinin son bulduğu bir anda. Ya artık hiçbir ümit yok. Ertesi günü kız evleniyor ondan sonra. Ya Ahmet şöyle söyleyeyim, Ahmet son derece becerikli. Ama kızla o görüşüyor mu Ahmet? Hani bir tabii sevmişler birbirlerini. Birbirlerine aşıklar ama kız başkasıyla. Bir meşim canlandırıyor zaten kızı da. Ondan sonra sevmişler, aşık olmuşlar ama bunların ikisi de yetim. İkisi de çulsuz, beş parasız büyümüşler. Ahmet de çok beceriksiz bir çocuk. Hiç baltaya sap olmamış tabiri caizse. Kız da mantıklı bir seçim yapıyor ve başka birisiyle evlenmeye karar veriyor. Ahmet de ben bu oyunu bozarım diyor. O kızı kaçırmaya karar veriyor düğününden ama... İşte Ahmet beceriksiz olduğu için damadı da kaçırıyor. Yani Gönül niye peşinden koşuyor? Şöyle bir durum var. Gönül, Azeri'yi oynadım ben orada. Şimdi tahmin etseniz bir kadın, mafya babasının bir kızı, çok zengin, kaprisli, böyle hayır sözünü duymayan, hayatında ilk kez en çok sevdiği insandan, yani kocasından hayır sözü duymuş. Kocası bunu bırakmış, gitmiş Türkiye'ye ve başka bir kızla evlenmiş. Şimdi normal hayatta ve normal insan olarak gittin git. Yani o kadar, konu bitti. Bu kadın kocasının peşinden Türkiye'ye gelmiş ve kocasını bulmak istiyor ve onu geri almak istiyor. Yani normal değil bu. Normal değil.
Hiç değil. Ya bakın bizim filmdeki bütün karakterlerin ama çok yani tatlı. Başına gelen şeyler pişmiş tavuğun başına. Herkes yani bir gün bir olay yaşıyor. Atraksiyon evet, var sürekli. Bizim peşimizde de bu arada başka bir düğün konvoyu var. Yani bunlar kendi düğünlerindeki gelin ve damadı biz zannedip bütün film boyunca bizim peşimizden geliyorlar. Onların başına da gelmeyen kalmıyor. Şöyle söyleyeyim ben size ya, bizim film şöyle yani kendine has bir yapısı var Koranur'un yazdığı senaryonun. Yani bizim film tek adam komedisi değil, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Başroldeki oyuncunun komikliği üzerinden giden bir komedi anlayışı yok. Zaten o komik oluyor. Ben her zaman söylüyorum, komik ile komedi arasında fark var. Şimdi burada arkadaşlarımızdan bir tanesinin ayağı kaysa, düşse hepimiz güleriz. Bu komik bir şeydir. Ama bu komedi değildir yani. Tabii ki. Ben de kendimi bir komedyen olarak görmüyorum. Ben bir oyuncuyum ve komediyi öğrenmeye çalışıyorum. Ama bizim filmimiz bir komedi filmi. Bütünlüklü bir senaryosu olan, bütünlüklü hikayesi, hatta hikayeleri olan. Felsefesi olan. Evet. Sen de böyle sert bir karaktersin orada. Aslında sert görünüyorum. Hı-hı. Ama yufka mı? Kafa yok hiç. Zaten kadınlarda kafa olmuyor ki, mantık yok. Aa, sen kadın düşmanısın. Eyvah. Ya. Ben kadın düşman değilim, ben gerçek tarafındayım. Bizim çok güçlü bir hissiyatımız var. Gönül aşk kadını belli. Evet, evet. Yani aşkın yanında. Hissiyatlar. Evet, hissiyatlar. Aynen. Mantığını devre dışı bırakıp aşkın peşinden koşabilirsin. Yani kadın erkek konusunda mantık biraz zor bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani biz kadınlar aşık olduğumuz zaman kafayı kaybediyoruz. Ve filmde de var yani, ama orada kaybetmedim. Orada artık mahvoldum yani. Hiç yok kafa. Çalışmıyor. Beyin yok. Tamamen gitmiş. Ama aşk geçiyor değil mi? Aşk mı? Yani aşk geçiyor ya da bitiyor demeyelim de, insan galiba aşka bağışıklık kazanıyor. Bağışıklık kazanıyor. Sonra farklı şeyler mi hissetmeye başlıyor? Öyle mi oldu? Ben size bir şey söyleyeyim. Çok eğlenmeniz lazım partnerinizle. Başka türlü olmuyor. Evet. Uzun bir ilişki için. Çünkü hı-hı, gerçekten aşk yani o bir kimya yani. O bir kimya, vücut işte kimyası değişiyor. Peki aşkla heyecan arasındaki şey ne? Yani mesela aşk olan yerde her zaman heyecan, heyecan var. Vardır. Ama işte heyecan olan yerde aşk olacak değil her zaman. Değil evet, tabii. Hı-hı. Kelebekler olması gerekiyor böyle. Heyecan hissi, bazen üzülüyoruz, bazen çok mutluyuz. O hisler. Ama aşkta üzüntü de var bence. Tabii canım var. Yani üzüntüsüz çekip aşk gitmek olmuyor de var. Ebru Hanım, ben size şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bu başka bir konuya geçtik de, ama kız kaçıran da aynı şeyleri. Siz açtınız ya, ben bir şey açmadım. Ya kız kaçıranın konusu da aşk. Aynen işte o aşk da. Hayır tabii aşk üzerine. Tabii. Yani baksana yaptığına, tabii düğünden ya kız kaçırıyor. Şimdi kadın, damat da değil mi? Damat da kaçıyor. Ya kaç, damat kaçırıyor zorunda, damatı. Kaçırmak zorunda kalıyor. Bizim Gül gelinimiz önce mantıklı davranmaya çalışıyor ve başka birisiyle, zengin bir adamla evleniyor. Ama sonda yani onun bir seçim yolu oluyor ve o hislerini seçiyor. Mantık olarak davranıyor. Mantığına hiç bakmıyor. Hiç bakmıyor. Unuttu mantığı artık. Hı-hı. O yüzden diyorum, kadınlar, erkeklerde mantık güçlü, kadınlarda his güçlü. Yani bu genel olarak böyle. Bunu ben demiyorum. Artık yani bir ne bileyim, kitaplarda yazılmış, herkes sadece bazıları bunu kabul ediyor. Ama bazıları aşk adamı gibi duruyor. Tabii şimdi ben aşkla ilgili sabaha kadar konuşabilirim. Her şey aşktır yani. Aşktan aşktır, başka bir şey yok. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Aşksız da yaşanmaz. Aşk dediğimiz şey, hani dedin ya, kavgadır, ayrılıktır falan filan. Onun için, o da vardır onun için dediği. Aslında hı hı, aşk odur ya. Yani birbirine zıt olan iki enerjinin arasında doğan enerjidir. Doğa da böyle işliyor diyorsun. Dünya da böyle dönüyor. Evren de böyle dönüyor. Acı verse de. Tabii yani. Birbirine zıt olacak. Birbirinden çarpışacak. O çarpışmadan kıvılcım çıkacak. O kıvılcım aleve dönüşecek. Ateşe dönüşecek. Ne diyorsun yani? Aşk. Ama bir anda da bitebilir. Çok enteresan bir şey. Yani hani böyle heyecanlıyız. Güzel. Güzel güzel. Ama bir anda bir şeyler oluyor ve hop. Gidiyorsun. Ya aşk arkana bir anda bakmadan. Ya. O aşk bitiyor evet, ama aşksa eğer o böyle kademeli kademeli yavaş yavaş böyle bitiyor. Ya. Hoşlanma hoşlanmaysa falan o tabii böyle bitebilir. Gerçek aşktan bahsediyorum. Evet, evet, evet. Hani çekip gitmekle de acı var ve aşkın tabii devam ettiği bir şey. Tabii. Değil mi? Yanlış anlamadım, öyle kesinlikle söylüyorsun. Kesinlikle. Hı-hı. Katılıyorum. Ama katılıyorsun. Katılıyorum. Evet. Sadece onu demek istedim. Bazen gerçekten çok sevdiğimiz insanlar bazen üzebilir. Ne bileyim işte bir şeyler oluyor. Anlıyorsun bazı şeyleri ve sadece bir gün kalkıp
kendini başka bir insan gibi hissetmeye başlıyorsun. Öyle bir şeyler de var. Yani onu da biliyorum. Esasında Emir'in söylediği şey biraz önce çok güzeldi. Hani beraber eğlenebilmek, gülebilmek o kadar önemli bir şey ki. Şimdi o ne biliyor musun? O şu, şimdi sen çok büyük bir şey yaşadın o insanla, tamam mı? Yani hayatın alt üst oldu işte, aşktan bahsediyoruz işte. Armadağın olduk, bittik, yandık, kül olduk. Onun fazları da var bir de. Şekil değiştiriyor, öyle evet. Oluyor böyle. Bir de toparlanmaz. Şimdi hala beraberseniz, Allah herkese onu kısmet etsin. Şimdi bir de o onun şeyi, yani ya biz böyle büyük bir şey yaşadık ya. Ya bırakmayalım bunu. Tamam, ikimiz koruma. De biliyoruz bazı şeyler koruma. Geçiyor bitiyor ama bunu bırakmayalım. Yani bunun değerini bilelim. Yani bu çok önemli bir işte. O hisse geçiş yapabiliyorsa iki insan. Ha, evet, o ne başka kadar, bir boyut yalnız. Bakın gerçek aşkın olduğu bir yerde söz konusuysa o aşk geçtikten sonra ortaya şu da çıkıyor. Birbirinden tamamen farklı ve anlaşamayan aslında iki insan ortaya çıkıyor. Evet. Sular çekildiği. Aynen. Doğru. Aşk o yani. Sen busun, sen olsun. İki ayrı farklı evet, şeylerdesin. Evet, evet. Hatta evet. Şunu bile düşünebiliyorsun. Ben benim gibi değil zaten. Benden çok farklı bir insan. İki ayrıldım gibi hani. Mesela düşüncelere de girebiliyorsun. Ha, tabii. O tabii artık orada gemi karaya vurmuş yani aslında. orada bir şey. O tabii onlar avunma oluyor. Gemi karaya vurdu mu Emir? Hayatımda mı? Gönlüne de soracağım. Allah'a çok şükür. Madem siz açtınız bu konuları ha ben işten güçten konuşuyorum. Ya ben hiç Ahmet'in düştüğü bir pozisyona düşmedim. Ahmet'in düştüğü pozisyona düşmedim. Yani kız kaçırandaki Allah göstermesin yani. Ahmet'e ben saf salak falan diyorum ama Ahmet'in gösterdiği cesareti göstermek de her baba yiğidin harcı değil yani. Değil. Tabii. Hani böyle kızı gideceksin düğününü basacaksın falan. Yani ama Ahmet'te şey de var yani oradan sadece fragmandan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Eğleniyor da bir yandan. Ya hani eğlenceli bir çocuk. Sempatik. Sempatik. Sempatik evet. Çaresiz. Kız kaçırmak mesela... çok yakışmış Ahmet'e. Öyle diyeyim ya da. Eyvallah. yani. Gönül. Aslında şöyle bir şey var. Ahmet o zaten yani aşkın kurbanı. O ne yapıyorsa aşkı için yapıyor. Kızı bırakmak istemiyor. Yani şimdi kız evlendi. Hı hı. Evliyim diyor. Ama yani fark etmez. Nasıl evlendiysen öyle de boşanırsın diyor. Bu aşkın gücü. Doğru. Aşkın gücü. Çok önemli bir şey. Bir de yani Korhan Uğur'un şöyle bir yönetmen ve senaryo bir özelliği var. Her bir komedi filmde bile biraz ufacık bir dram var ve felsefe var. Doğru. Yani biz bu Korhan'la benim ikinci projem. Önce Terk Edilmiş dram filminde oynadım. Suriyalı göçmeni oynadım. O tam bir dram filmiydi. Ama orada da biraz komedi kullanmıştı. Bazı karakterler biraz böyle komik görünüyordu komedi olarak. Şu felsefeyi anlamak ve içinden geçirmek Emir ve tüm ekip çok başardı. Ve bizim karakterler herkes yani senaryo okuduğum zaman ve karakterleri gördüğüm zaman nasıl gördümse öyle de işte vizyonda gördük onları. Hı hı. Her şey o kadar net oturdu ki biz hatta böyle bir şey anlatacağım. Emir tanışmadık önce ve Korhan sohbet ediyoruz yapımcımız Serpil Altın işte diyorlar ki Gönülcüğüm sen de bir oyuncu gibi yani Türk oyuncularını biliyorsun falan işte ne hı-hı. düşünüyorsun acaba birkaç oyuncuyu gösterirler sadece bir sormak için dedim tamam Emir'i gördüğüm zaman dedim ki arkadaşlar bence bu olacak yani çünkü tam Ahmet yani. Tam Ahmet. Tam Ahmet. Ahmet. Ve sonda karar verildi ve Emir Benderlioğlu başrol Ahmet yani okeylendi. Ben gerçekten o çok kadar sevindim ki çünkü. Ama cuk yani, bir rol bence. Evet. Çok da güzel aslına olmuş bakarsan, yani. Yani benimle teşekkür ederim bu arada. Ya sen benim kalbim. Ya benimle gerçekten. İlgili biraz ters köşe oldu bu rol. Ya bilmiyorum biliyorsunuz belki ben hep böyle vurduludur. Vurdulu işte maço evet hani evet, sert evet. Erkek ama tipinde de biraz var esasında. Hani mimikler, öyle bir mimikler ondan sonra çok önemli. Yani bilmiyorum yani tabii bu, ben şimdi o tarz rolleri çağırıyordur sana ondan o yüzden olabilir, demek istedim. Olabilir. Hani, bir şey var yani ortada. Böyle bir şey var. Tabii tabii yani seviyoruz yani sevmiyoruz değil o ayrı. Tabii şu da var yani şimdi ben bu oyunculuğu bir mücadele olarak görüyorum. Yani sizin karakterinizden ne kadar uzak karakterleri canlandırabilirseniz, onları hayata geçirebilirseniz o kadar başarılısınız demektir. İşte ben maço olmadığım gibi normal hayatımda ne bileyim ağır abi olmadığım gibi. İşte böyle bir çocuk da değilim yani. Anladım. Yani anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla bu ayrı bir zevk ama yani. Sanki böyle bir espri şeyin de var.
Ya olacak tabii. Olmaz var. Olur mu? Nasıl 7 yıl evli kalacağız yoksa? Tabii. 7 yıldır mı evlisin? Evet. Allah'a çok şükür. Maşallah. Ceren'le 9 yıllık bir birlikteliğimiz var. İşte bu yazın 7 yıl olacak. 3 yaşında bir ödülümüz var. Süper, harika. Allah bağışlasın. Hep mutlu olun. Bir yarışmaya da katıldınız siz. Şimdi evet, onu hatırladım. Ben bilmem. Ceren bilir'e katıldım. Ben bilmem. Hadi bakalım ne zorluklar yaşadınız. Hadi bakalım. Kelimeyle beraber süre başlıyor. İlk kelime. Abi. 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 İki. Kazak. Kazak. Taksi. Kazak. Geç. Orman. Osman. Orman. Orman. Osman. Orman. Orman. Osman. Orman. Orman lan ulan orman. 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 Evet. Kot. 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 Kot, kot. Coş. Aha, coş, coş. Kot. Hoş. Baba, başım dönüyor şu anda. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Sağ ol. Emir harikasın vallahi, spor var herhalde belli ama. Yapıyoruz tabii. Hı, yapıyorsun değil mi? Parçası spor çok şükür. Gönül hayretle izledi yalnız, gönülün gözler. Ya ben birkaç kere izledim aslında. Ha, öyle mi? Evet. Hoşuna gitti. Hala ilk izledim. Evet çok yani ama çok sevdim gerçekten yani. Ben hoşuna gitti. Başarılı insanları seviyorum. Hı-hı. Yani şimdi herkes diyor da tabii oyuncular, şarkıcılar, sunucular... herkes ünlü olmak peşinde falan. Benim için ünlü olmak konu değil, başarılı olmak. Tamam mı? Yani o yüzden tabii işte ki. Emir de çok başarılı bir oyuncu ve her türlü gerçekten öyle düşünüyorum. Harikasınız. Enerjiniz de bence çok güzel. Hani yakışmış, uymuş. İnşallah yeni belki dizi bile olabilir. Neden olmasın? Yeni projelerde de neden bir arada olsun? Olun. Ben Gönül Hanım'ı Türk televizyonlarında görmek isteriz yani. Çok iyi bir oyuncu. Evet, bakarım. Kesinlikle. Enerjisi de çok güzel. Programın sonuna geldik. Hiç kapatmak istemiyorum. Bitti mi? Evet. Maalesef. Biz gitmiyoruz. Gitmiyorum. Maalesef. Hemen şunu söylemek istiyorum. Çok iyi yoga yaptığını biliyorum. Evet. Aynı zamanda Azerbaycan'da da bayağı ünlü bir sunucusun. Onu da altını çizeyim. Yoga hayatın uzun bir süredir sanırım var. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel. Hani hem oyunculuk, sunuculuk, yoga, hani hepsi bir arada. Bunlar çok güzel. Çok rahatlatıyor. Pilates yaptın mı Emir? Kapatacağım. Tamam, kapatayım. Ben pilates yapmadım da yakın tabii. TRX'le uğraştım. Kaset var. Bir dönem. Tabii pilates ayrı bir dünya yani ama spor her şekliyle güzel, her şekliyle iyi, her yaşta güzel. Her şeye güzel. Bir şey yapsın yani, yapılsın da ne yapılsa yapılsın spor anlamında, tabii bilinçli bir şekilde. Bilinçli kesinlikle, tabii, kesinlikle. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok. Ve Azerbaycan'a buradan selam söylüyoruz. Azerbaycan'ın sevgiler, memleket. Çok seviyoruz, çok ne özlüyoruz. Güzel. Evet. Tabii ki. Biz de çok seviyoruz. Kesinlikle, ben de seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Filmin tekrar ismini söyleyelim. Kız Kaçıran. Kız Kaçıran. Evet. Ben de gidip izleyeceğim. Size yorumlarımı söyleyeyim. Ailelerle birlikte gönül rahatlığıyla bu akşam izleyebilirler. Tabii. Müthiş bir cumartesi akşamı eğlencesi olur bence, evet. Kesinlikle. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Esasında programımız bitmedi. Güzel gülüşlere sahip olmak için Hollywood gülüşü diyorlar ona. Böyle kahkahalar attıran, böyle ağzınızı kapatmadan güzel güzel güleceğiniz bir gülüşe sahip olmak için neler yapmak gerekiyor. Şimdi onu izliyorsunuz. Süper pilatesimizi yaptık. Ebru ile harika geçti. Yeşil çaylarınızı içmeye devam edin. Her gün sağlıklı besleniyoruz. Sosyal medyadan lütfen takip edin. Hayatınızdan lezzet, sevgi, pozitif enerji, mutluluk, aşk eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Öpüyorum hepinizi. Gülelim bakalım Hollywood gülüşleriyle.